Buyurun efendim. Arabayı ben kullanacağım. Bugün izinlisin evladım. Emredersiniz. Buyurun. Yolunuz açık olsun beyefendi. Aman dikkatli olun. Ünlü milyarder Hilmi Tok, feci bir trafik kazası sonucu ağır yaralandı. Kendisi hastanede yoğun bakıma alındı. Allah'ım sen dayıcıma şifa ver. Of, of Allah'ım, bugün nerede göreceğim? Sahi anne, bugün kuaföre gidecektik. Hadi ay! Mı? Ne var anne, ne oldu gene? Kızım üzülsene biraz. Üzülüyorum, ne diyor işte adamcağız? Ay, saatlerdir bizi içeri almadıklarına göre işi tamam herhalde. Hadi hayırlısı. Nasıl doktor bey? Üzgünüm, kurtaramadık. Tanrı hepinize uzun ömür versin. Olamaz, bu için ölmek benim. Yaşamak bize ne hayal? Sen gittin, sen bizi de al yanına. Ona bir tane bizim yanımıza kırardık. Ay, fena oluyorum. Anne! Sen de bayıl Meloş, sen de bayıl! Anne! Ben Hilmi Tok. Aklım ve şuurum yerinde olarak noter huzurunda bu vasiyeti kaleme aldım. Vasiyetimdir. 1. Ölümümden sonra kimse yas tutmasın. Gülsün, eğlensin. Sağlığımdaki gibi. 2. Servetime gelince, bütün menkulümü ve gayrimenkulümü, her şeyimi Eskihisar kasabasında mukim, Hatice'den doğma öz oğlum Bayram Tok'a bırakıyorum. Ne? Ne demek oluyor bu? Atlamadım! Bir dakika! Yani mirasından yararlanamıyorsun. Bütün malı mülkü Özoğlu olduğunu şimdi öğrendiğimiz Bayram Bey'e kalmıştır demek istiyorum. Öyle değil mi noter bey? Evet efendim. Bu Bayram da nereden çıktı canım? Biz onun hayattaki tek mirasçısıyız. Yıllarca bekledik, bunun için mi? Ay, gelsin sonunda köylünün biri bütün malın mülkün üstüne otursun, ah ne âlâ! Ay bayılıyorum, ay ben de fena oluyorum anneciğim, ay! Biz boş verin, ben kalpten gideceğim! Bayılsanız da, ayılsanız da, sonuç değişmez hanımlar! Şimdi görevimiz Bayram Bey'i bulmak! Davulcu Bayram biraz terelelli. Öyle, çok iyi çocuk ama terelelli. Ay Bayram davul çalarken benim de yüreğim güm güm ediyor. Yaşa Bayram, davulun ben olayım senin. Olmaz, coştun mu patlatırım sonra. Patlat, patlat, helal olsun sana. Deli bunlar ya. Hadi çocuklar, düğüne geç kalıyoruz, yürüyün. Hoş geldiniz. Efendim cümleten hoş bulduk. Sağ olun, eksik olmayın. Hayırlı olsun damat. Sen de sağ ol. İşte buyurun, aradığınız Bayram Tok bu. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben rahmetli babanızın umumi vekiliyim. Ya ben babamı tanımam ki, vekilini nereden tanıyayım? Babanız vefat etti, çok üzgünüm. Ama bütün mirasını size bıraktı. Büyük bir servet. Yılın adamı oldunuz. Ben mi yılın adamı oldum? Allah Allah! Hiç gereği yoktu canım. Ne işim var benim mirasla? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Buyurun reis beyin odasına gidelim. Görüşmemiz gereken çok önemli şeyler var. Buyuralım bakalım. Rahmetli babanızın bana sonsuz güveni olduğundan, bütün işlerini avukatı olarak ben idare ederdim. Şimdi de size hizmetten şeref duyacağım efendim. Sağ ol. Reis bey, müsaadenizle Bayram Bey'e kalan mirası aç. Tabii, buyurun. Evet efendim, Yıldırım Tekstil Bez Fabrikaları Çift Dikiş Poplin, Altın İplik Kumaş Fabrikaları, Gümüş Ayı Buzdolabı Fabrikası, Kilyos Tavuk Çiftliği, Orta Doğu Tır Filosu, Edremit Bolluk Konserveleri, Fırat Otomobil Fabrikası, Levent Huzur sitesinde 100 blok apartman. 200 değil mi? Evet efendim, hayır 100. İdare eder. 17 adet iş hanı. Ankara'da 2 gökdelen. Çüş diyelim de başkalarına da kalsın. Evet efendim, pardon, yani devam ediyorum. Trakya'da 7000 dönüm arazi, Levent sırtlarından Arnavutköy'e inen koruluk. Yeter ya! Emredersiniz efendim, başka zaman devam ederim. Yalnız devir teslim işleri ve servetin idaresi için İstanbul'a gelmeniz gerekiyor. İyi, gidelim bakalım. Yahu hiç yüzünü görmedik ama benim babam bayağı hayırlı adammış. Hadi eyvallah, kalın sağlıcakla. Güle güle Bayram. Güle güle Bayram. Güle Bayram güle, oğlum, açık olsun. Bu kadar para sahibi oldun. Bizleri, köyünü unutmazsın inşallah. Unutur muyum hiç? Hep aklımdasınız. Yola çıkabiliriz. Buyurun Bayram Bey. Benim buyurmam kolay da davulum nereye sığacak? Davulu da mı alacaksınız? Tabii. Ben davulumdan ayrılamam. Arabanın üzerine bağlasak. Benimle gelsin de ha üstü ha altı, mühim değil. Müsaadenizle. Sıkıca bağla evladım. Neredeyse gelir, elinizde çabuk tutun biraz. Tamam tamam. Aman güzel kızım, söylediklerimi sakın unutma. Ay tamam anne tamam, hepsi ezberimde. Seksi bir kız olup bayramın gönlüne gireceğim. Böylece alamadığımız mirasa sayemde konacağız. Aslan kızım benim! Aman kızım, unutma! Bakışlar mühim, erkeğin kalbine gözünden girilir. Böyle nasıl? Aptal, şaşı ol demedik sana! Seksi bakacaksın, içten yiyecek gibi! Şimdi de elin köylüsüne yağcılık başlıyor. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı demeye mecburuz. Acele edin, neredeyse gelir! Çekilin dedim, çekilin şuradan be! Çekil be kadın, çekil! Defol! Bakayım, bakayım! Ne yapıyorum kardeşim? Senin de, makinelerin de! Ne oluyor ya, ne bu telaş? Millet birbirini yiyor. Efendim, bütün memleket sizi merak ediyor. Benim merak edilecek neyim var ya? Ben hele şu davulumu alayım, davulsuz yapamam. Efendim, evinize hoş geldiniz. Buyurun. Buyuralım bakalım. Buyursunlar efendim. Buyurun efendim. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Bu ne ya, öyle evi mi, dire evi mi? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kızım, maşallah. Bu ne sessizlik ya? Akrabalarınız içeride, sizi bekliyorlar. Haram yiyicilerin hepsi buraya doluşmuş desene. Sizi karşılamak için toplandılar, buyurun. Esselamun aleyküm! Tanıştırayım efendim. Rahmetlinin 4. göbekten yeğenleri. Cengiz bey ve karısı Meloş, kızları Cale hanımlar. İyi. Sizi tanıdığıma memnun oldum. Ah, rahmetli dayım sizinle tanıştığımız şu mutlu aile tablosunu görseydi, sevinçten gözleri yaşarırdı. Ya adamı bari mezarında rahat bırakın. Tanıştırayım efendim. Rahmetlinin 5. göbekten akrabaları Cemil Bey, karısı Perizat ve kızları Nermin hanımlar. Memnun oldum. Ah, ah beyefendi! Babanız mezarında değil, kalplerinizde, şurada, göğsünüzde yatıyor. Kızım geleceğinize öyle sevindi ki sizi rüyasında görmüş. Ay şey, sizi öyle bir vaziyette gördüm ki müthiş. Hiç uyanmak istemedim. Vallahi hamamlık bir vaziyetse kötü. Yalnız sen mi Nermin? Bayram Bey memleketin tüm kızlarının rüyasında. Anlaşıldı. Bu gidişle hamamdan çıkmayacağız. Ay ne güzel! İyi günler patron. İyi günler. Ne haber? Röportajı yaptınız mı? Ne röportajı? Resim bile çekemedik. Anlamadım. Muhafızlar korkunçtu. Oh, canavardan beter. Milletin fotoğraf makinelerini kırdılar. Keşke sizi de gebertseydiler de kurtulsaydım. Yahu haberlerin en kralı burnunuzun dibinde, siz uyuyorsunuz. Allah'ın köylüsü gelip memleketin en zengin adamı oluyor. Tüm insanların rüyası. Bundan hala haber mi olur? Bir röportajı beceremediniz. Defolun. İkiniz de kovuyorum. Beni dışarıda bekle. Zat haliniz hala defolmadınız mı hanımefendi? Hayır. Çünkü çok enteresan bir fikrim var patron. Fikirlerini kendine sakla. Bana bu herifin resimleri lazım. Röportajı lazım. İşte ben de onu diyorum. İsteklerinizi yaparsam mükafatım ne olacak? Bir maaş ikramiye. Hayır. 3 maaş ikramiye, 1 ayda ücretli izin. Ne? Çıldırdın mı sen? Hayır! Evet! Beni tanırsın patron. Kafayı taktım mı halledemeyeceğim iş yoktur. Hı? Oldu mu? Oldu inatçı keçi. Ama beceremezsen vallahi kovarım seni. Hı? Fark etmez. Zaten kovmuştum. Hesaplarımızda tam 80 milyon açığımız var. O kadar oldu mu? Vay canına! Nasıl idare edeceğimi bilemiyorum. Yak hele bir sigara! Bir yolunu buluruz. Adam hıyarın teki. Bugün eve terzileri götürdüm. Yeni elbiseler ısmarladım. Keyfi yerinde. Yakında onu da avucumuzun içine alırız, merak etme. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Bana bak, sen şimdi bir umumi vekaletname hazırla. Çaktırmadan imzalatmaya, tamam mı? Tamam. Nasıl, yakıştı mı Osman efendi? Çok yakıştı efendim. Yahu bu dışarıdaki şamata nedir? Avukat Hürrem Bey bir eğlence tertipledi efendim. Ben de o avukat Hürrem'i bir gün tertipleyeceğim ama dur bakalım ne zaman? Siz bilirsiniz efendim. Bilirim tabi. Buyurun. İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar efendim. İyi eğlenceler. Hayrola avukat bey, bu ne şenlik? Efendim, rahmetli babanız vasiyetinde yas tutulmamasını istemişlerdi de... ...üstelik bugün onun doğum günleri, onu kutluyoruz. Kutlayalım bakalım. Buyurun. Yağcılık içlerine işlemiş bu tenekelerin. Bir vursam, hepsi aynı sesi çıkaracak Osman efendi. Bu gecenin şerefine birkaç söz söyleyerek açılış yapmak ister misiniz? Evet, yapalım. Konuşma bitmiştir. Buyurun yiyin efendiler. Afiyet olsun. Çal oğlum çal. İşler yolunda. Sarhoşladı köylü. Çaktırmadan imzalat vekaletnameyi. Peki. Efendim, yarın bir sürü işiniz vardır. Şu vekaletnameyi imzalayın da hiç rahatsız etmedim sizi. Sizin adınıza işleri biz yürütelim. Ver şunu bakayım. Kendi işimi kendim görürüm. Ama bilmediğiniz kanun işler var, çok yorulursunuz. İmzalayın şunu. Hem babanızın bütün işlerini biz yapardık. Babam başka, ben başka. Hem biz buraya eğlenmeye gelmedik mi? Hadi bakalım. Şerefe! Afiyet olsun efendim. Ne duruyorsunuz? Oynayın bakalım, hadi kalkın ayağa! Hadi, çal oğlum, daha neşeli bir şey çal, hadi! Tıpkı babanıza benziyorsunuz beyefendi. Hepsine öyle güzel bir ders verdiniz ki. Köylüyüz möylüyüz ama biz insan sarrafıyızdır Osman efendi. Babanız sağ olsaydı sizinle iftihar ederdi. Allah rahmet eylesin. Bu ne ya? Yatak mı, futbol sahası mı? Evet, biraz geniş ama rahat edersiniz beyefendi. Ay ay ay, of! Amma da yorulmuşum ha! İyi geceler! Bir emriniz var mı? Sana bir şey diyeyim mi Osman efendi? Bu evde bir tek insan var, o da sensin! Teşekkür ederim efendim! Allah rahatlık versin! Sana da Osman efendi! Şıllık bizden önce davrandı. Hay Allah kahretsin! Gelme! Gelme ya! Sol yap, sağ yap! Ne oluyor ya? Ezecek bu karı beni! Şşt, şşt. Ters istikamette, bekar odasında. Bayram bey! Bayram bey ya, ne zannettin? Ben uyur gezerim de... Gezmesine gez de, benim yatak odamda değil. Bilinçaltım ne isterse, uyurken oraya gidiyorum. Öyleyse altına mukayyet ol. Psikolojik bir olay. Psikolojik olay değil, cinsolojik olay. Ay biraz dinlensem de kendime gelsem, of çarpıntı bastı da. Bana bak, elimden bir kaza çıkabilir. Ne kazası? Yalova kazası, Şile kazası. Hadi kızım, hadi gazla. Ateşle barut bir arada olmaz. Ama Bayram Bey! Hadi kızım, bırak şimdi Bayram Bey'i! Bayram Bey! Hadi çık bakayım! Bir daha uyurken ya ayaklarını bağla ya da yanına bir pusula al. Pusula mı? O niye? Her şaşırıp girdiğin kapı benimki kadar sağlam çıkmaz. Sonra karnın şişer. Hmm. Hadi kızım! Şıllığın numarası tutmadı. Şimdi sıra bizde. Hadi kızım, hadi yavrum. Sakın korkma, hadi bakayım canım. İyi geceler. Allah! Bu gece uyku haram anlaşıldı. Size süt getirdim, rahat uyursunuz diye. Ne uykusu ya? Kadınlar hamamına çevirdiniz odayı. Süt müt istemez. Kafam yastığa çeyrek kala uyurum ben. İçmezseniz kırılırım ama. Hemen gitmezsen de kafan kırılır. Annem söyledi, uyku verirmiş. Anana da sana da şimdi. Yırtık şeyden çıkar gibi zırt pırt dalmayın odama. Ben uyurum. Ama ben sizi çok beğeniyorum. Başka zaman beğenirsin. Çat kapı bekar adamın odasına girilmez. Neden? Kaza çıkar da ondan. Hadi kızım, sütü de kendin iç. Hadi yavrum, şimdi... maşallah! Ya ışığı gören geliyor. En azından şöyle güzel bir resmini çekmemiz lazım. Aa, bir resim yetmez, bak neler yapacağız. Bana boşuna inatçı keçi dememişler. Yaşa valla! İçeri kuş uçurtmuyorlar, nasıl gireceğiz? Hiç telaşlanma, bir çaresini buluruz. Şuradan atlayıp içeri sızdık mı tamamdır. Var mısın? Var. Hadi bakalım. Hadi. Ay, ne halt edeceğiz? Ne bileyim ben de. Elbet bu herif dışarı çıkar, bekleyeceğiz. İşimiz ne? Günaydın efendim. Günaydın Osman efendi. Nasıl, iyi uyudunuz mu? Ne uyuması ya? Sabaha kadar oturdum. Kahvaltınız hazır efendim. Aa, bunlar ne? Ziyafet mi var? Yo, kahvaltınız efendim. Ah, ne dürtüyorsun lan? Bey babanız her şeyin tamam olmasını isterdi. Bizim peder de amma aç herifmiş ha. Neyse, Allah kabul etsin. Pastalarla kekler fırında efendim. Muzlu sütünüz de hazır. Çüş! Bir şey mi dediniz efendim? Çüş dedim. Memlekete kıtlık mı getireceksiniz? Neyse, yiyelim. Gazeteleriniz efendim. Bunları da mı yiyeceğim? Bey babanız bu gazeteleri okurdu. Ben önce yiyeyim, sonra okurum. Günaydın efendim. Hayırlı sabahlar. Günaydın muhasebeci efendi. İplik fabrikasının haftalık hasılatını getirdim efendim. Bu parayı aldığınıza dair şu evrağı imzalamanız gerekiyor. Buyurunuz efendim. Bir bakayım. Oo, çok karışık. Ben hiçbir evrağı okumadan imzalamam. Tamam mı? Ama babanız her sabah imzalardı efendim. Babam imzalardı, ben imzalamıyorum. Hem acelen ne ya? Günler çuvala mı girdi? Benim canım bugün İstanbul'u gezmek istiyor. Havası suyu nasıl bir bakayım. Siz bilirsiniz efendim. Babam paraları nerede saklardı Osman efendi? Kasa odasında efendim. Anahtarı kimde durur? Muhasebeci beyde efendim. Öyle mi? Evet efendim. Hele düş önüme, şu kasa odasını bir görelim bakalım. Baş üstüne efendim. Yo, sen zahmet etme. Paraları ben taşırım. Hadi bakalım. Baş üstüne. Buyurunuz efendim. Vay vay. Babam da amma var yemez adammış ya. Ver bakayım bu odanın anahtarını. Bundan sonra bende duracak. Ama efendim... Aması maması yok. Hadi güle güle. Yandık. Bu deste bana bugünlük yeter. Benden bir isteğiniz var mı acaba? Yo, şöyle bir İstanbul'u gezeyim dedim de. Aman dikkatli olun yalnız. Merak etme sen. Peki siz kimsiniz, gölgen misiniz? Öyle de diyebilirsiniz, muhafızız. Ben muhafız filan tutmadım. Avukat Hürrem Bey kiraladı bizi Bayram Bey. Sizi korumakla görevliyiz. Şimdi ben nereye gitsem, siz de mi geleceksiniz? Evet efendim. Peki ya helaya gitsem? Geliriz efendim. Allah Allah! Bu işte bir bokluk var ama şimdi anlarız. Osman efendi sen bekle. Ben şimdi helaya gidiyorum, sizi de beklerim. Geldik. Önce siz buyurun. Önce siz buyurun. O zaman siz buyurun. Rica ederim efendim, siz buyurun. Peki ne yapalım? Buyuralım. Eyvah! Ne oldu? Ya içeride bir tuzak varsa? Olabilir. Kontrol edin. Kontrol edelim efendim. Baş üstüne. Buyurun. Sen geç. Önden ben. Hayrola? İçeri kilitledim. Osman efendi, bu kapı kırılıncaya kadar açmayacaksın. Baş üstüne. Hadi bana eyvallah. Ama yalnız çıkıyorsunuz, dikkatli olun. Acı patlıcanı kırağa çalmaz. Açın şu kapıyı beyefendi! Bayram Bey! Açın diyorum! Açın şu kapıyı beyefendi! Ama sizi korumamız lazım! Bak, çıktı! Ha? Tamam, çok güzel! Kaybol yanımdan! Bizi uzaktan takip et, hadi! Aha. Ne oluyor ya? Neniz var? Ne oldu? Yardım edeyim size. Teşekkür ederim. Bir şeyim yok. Hasta mısınız? Hastaneye götüreyim mi? Lokanta olsa daha iyi, açım. Açlıktan başım döndü. İyi, gel bir şeyler yiyelim. Allah Allah, İstanbul'un taşı toprağı altın derler, herkes açlıktan ölüyor ya! Buyurun efendim, hoş geldiniz. Buyuralım. Affedersiniz, paltonuzu alabilir miyim? Ne yapacaksın paltomu? Vestiyere bırakacağım, restorana paltoyla girilmez de efendim. Al, bak kaybolmasın ha! Merak etmeyin, şapkanız? Yo, bak şapkamı hiç kimseye verme! Buyurun efendim. Buyur. Buyurun. Kalk kardeşim. Bir şey olmadı ya. İyi ki çanağı kırmadın. Hayda. Bu adam da yere düşmeye pek meraklı. Benim iskemlemden ne istiyorsun? Al şuradan bir iskemle olsun bitsin canım. Terbiyesiz herif. Gösteririm ona iskemle çekmenin ne demek olduğunu. İçki olarak ne alırsınız efendim? Bir ufak aslan sütü getir bakayım. Baş üstüne. Yiyecek olarak ne emredersiniz? 2 baş soğan, bol kuru fasulye pilav, bir kase de yoğurt. Hadi canım. Baş üstüne. Aferin. Şişt, çocuklar, şu herife bakın ya! Böyle bir restorana gelmiş, kuru fasulye pilav istiyor. Bu Hanzo'nun ne işi var burada, hiç anlamıyorum. Boş verin, Allah'ın ayısı işte! Bu tipleri böyle yerlere almamalı! tavuğun büzüğü, soğanın cücüğü demişler. Hadi ya, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sahi ya, biz daha tanışmadık. Adın ne? Suna. Ben de Bayram. Nerelisin? İzmir'in Torbalısından. Desene ikimiz de köylüyüz. Tevekkeli kanım ısındı sana. Ne öyle kibar kibar yiyorsun? Bandır ekmeği. Ha böyle. Al. Görgüsüzler, elleriyle yiyorlar. Ne o? Çok mu komik delikanlı? Yoksa açıkta bir şey mi gördün? Yo, yemek yiyişiniz pek hoşumuza gitti de. Senin anan baban da eskiden böyle yerdi. Bana bak, anamı karıştırma. Kafamı bozarsan 7 sülaleni karıştırırım. Bana bak, sözünü geri al yoksa pişman ederim seni anandan doğduğuna. Anam zaten pişmanmış beni doğurduğuna. Kafam kızıyor, sözünü geri al dedim sana. Kızgın kafaya buz gibi yoğurt birebir gelir. Al bakalım. Zaten hıyara benziyordun, yoğurdu da yiyince cacık oldun. Senin... Gene mi sen? Önce sandalyemi çektin, şimdi de suratıma! Vallahi ben değil, bu herif attı. Ne, bu attı ha? Yedim seni! Ben de yedim seni! Ben yedim seni! Yemek dökmek ne demek? Yedim seni! Size neden para veriyoruz? Vazifeniz bayramı adım adım takip etmek, korumak değil mi? Utanın be! Allah'ın köylüsü ikinizi de atlattı, elini kolunu sallaya sallaya koca şehirde dolaşıyor. Biz sandık ki... Ne sandınız? Ne sandınız? Ne sandınız? Otlamaya, çayıra mı çıktı sandınız? Nereye? Nereye gitmiş olabilir? Sen de düşünsene biraz! Bilmem, benden kasa odasının anahtarını aldı. İstanbul'u gezmek istiyorum. Gördünüz mü? Ya soymaya kalkarlarsa? Ya kaçırırlar da fidye isterlerse? Eyvah! Gitti bizim paralar! Ya. Bizim paralar da gitti! Ne yapacağız? Hemen bayramı bulmamız lazım. Evet! Bulmamız lazım! Gitme ihtimali olan her yer aranacak! İstanbul kazan biz kepçe her yere bakılacak! Hayatından, servetinden biz sorumluyuz! Yürüyün! Yürüyün muhasebeci bey! İnşallah denize düşer, geberir gider! İnşallah! Biz de bayram ederiz! Bu gidişte bayram bize edeceğe benziyor! O herife hiçbir şey olmaz! Olan bizim paramız olur! Görmediniz mi? Herif cin gibi cin! Of! O adam kolay kolay gebermez baba! Bu gidişte bizi bile gömer! Bir dakika! Bir kazaya kurban gitse! Nasıl yani? Bilmem ama... Mirasa konmak için onun ölümünü beklemek çıkar yol değil. Haklısın. Evet. Şimdi hiç şüphe uyandırmayacak bir kaza sonucu ölmeli. Evet. Evet ama nasıl bir kaza? Buldum! Ne? Çareyi! Ölmesine gerek yok. Düşünün! Babasının ruhu gelse... Bayram, oğlum, paraları akrabalarına dağıt, onların ahını alma dese. Ay anneciğim, çok korkunç! Ay, ben de çok korktum! İyi! O da sizler gibi korkarsa, paralara konduk demektir. Bundan böyle, anca beraber, kanca beraber! Anlaştık mı? Anlaştık! Anlaştık! Güzel! İşin idaresi bende. O züppelerin yüzünden ağız tadıyla bir yemek yiyemedik ya! Bu da iyi, boş ver! Ne güzel karıştırdım ortalığı ama, değil mi? Sen hep böyle misin? Nasıl yani? Kızınca! Kızınca barut gibi olurum, köyde herkes bana abi der! Köyden ne zaman geldin? Daha yeni, şu miras işi için! Ne mirası? Sana anlatmadım değil mi? Hani geçenlerde ölen şu meşhur milyarder Hilmi Tok var ya... Ben onun oğluyum. Öyle mi? Öyle ya! Ama laf aramızda keşke şu mirasa konmasaydım. Neden? Herkes zengin olmak ister. Ama ben rahatsız oldum. Herkesin gözü paramda. Para, para, para. Sanki kefenin cebi var. Allah'tan karşıma senin gibi biri çıktı. Temiz süt emmiş biri. Tanıştığımızda zengin olduğumu bile bilmiyordum. Ben de insanım. Benim de yanlışlarım olabilir. Hatasız kul olmaz ama... Sen başkasın. Paramda gözün yok. Öyle deme. Bak, mirasından ilk nasibi ben aldım. Bir güzel karnımı doyurdum. Aferin kız. Bayıldım sana. Yarın da buluşmaya ne dersin? Kabul. Burada. Sabah saat 10'da. Burada. Harika! Resimler bir harika! Aferin sana güzel kızım! Bütün gazeteleri atlattık. Tirajımız rekora çıkacak. Ya bulduğum isim nasıl? Çarıklı Milyoner. Harika! Bravo! Sen bir dahisin. Çarıklı Milyoner. Ortalık birbirine girecek. İşe devam. Ha, ama beni kovmuştunuz. Şımarma! Hadi aslan kızım benim, peşini bırakma herifin. Hadi bakalım. Alo? Yazı işlerini bağlayın bana. Baskıyı durdurun, nefis bir haberim var. Tabii, hadi çabuk, yavaş ses etme. Cemil, hadi, öbür bacağımda kaldım, çık üstüme. Ha, çarşafı getirin, çarşafı. Ha, çabuk, çabuk, ha, şöyle. Yavaş. Nasıl, hortlağa benzedin mi? Ay çok korktum, tamam. Sanki ben korkmadım. İyi öyleyse, tamam. Hadi Allah yardım. Hadi. Yavaş. O ne ya? Allah! Oğlum bayram! Ben senin babanın ruhuyum! Vay, yabancı değilmiş ya! Babamın ruhu, hoş geldin! Evladım! Seninle önemli bir konu hakkında konuşmam lazım! Peki babacığım! Ama önce otur dinlen, bir yorgunluk kahvesi iç! Uzak yoldan geldin! Ruhlar kahve içmez, sağ ol evladım! Maşallah! Ne kadar uzun boyluymuşsun babacığım! Öldükten sonra uzadım yavrum! Derdin ne bakayım? Vasiyetimde unutmuşum, mirasımın yarısını Cengiz'le Cemil'e ver yavrum! Tamam, vereyim de... Benim bu Cengiz'i pek gözüm tutmadı. Ona hiçbir şey vermeyip de... Mirasın yarısını Cemil'e versem olmaz mı? Olmaz, Cengiz'e ver! O daha iyi adam! Hayır, Cemil'e ver! Cengiz'e ver! Cengiz'e ver! Cengiz'e ver! Ya bir karar ver babacığım, hangisine vereyim? Şişkoya mı, zayıfa mı? Şişkoya ver! Zayıfa! Cengiz'e ver! Cemil'e ver! Bana ver! Cemil'e ver! Cengiz'e ver! Cengiz'e! Vay Cengiz Bey! Babam senin sırtına binmiş ha? Günaydın beyefendi, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Osman efendi. Allah aşkına şu gazeteci rezilinin yazdıklarına bir göz atın beyefendi. Yakışıklı çıkmışım değil mi? Ama yazdıkları pek güzel değil, bir okuyun. Çarıklı Milyoner. Eşek herif! Çarıklı Milyoner ha? Bazı gazeteciler böyledir efendim. Çok satmak için yapmayacakları şey, yazmayacakları yalan yoktur efendim. Boşver! Çarığı giyen yere sağlam basar Osman efendi. Günaydın beyefendi, sabah şeriflerine hayırlar olsun. Günaydın avukat efendi, bir şey mi var? Otur hele. Teşekkür ederim, sağ olun efendim. Bugün yapılacak işler efendim. Hı. Kurt Plastik Fabrikası idare toplantısı, mazot tesislerinin temel atma töreni ve Yeşiltepe Kulübü'nün yeni transferi için görüşme. Ne transferi? Babanız kulübün fahri başkanıydı efendim. Dolayısıyla şu anda başkan sizsiniz. Bugün bir Yoğustav kalecinin transferi söz konusu da biraz para lazım. İyi. İşe kulüpten başlayalım öyleyse. Futbolu çok severim. Şu kaleci kimmiş bir görelim. Ah. Ay ay. Geçmiş olsun sayın akrabam. Ne oldu? Sağ olun efendim. Gece tuvalete giderken ayağım kaydı, düştüm. Bak bak. Dikkatli olun ha. Babamın ruhu dolaşıyor, çarpar marpar. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol Osman efendi. Arabanız kapıda hazır, bekliyor. Yo, arabayla gitmeyeceğim. Stadyumu bulabilecek misiniz? Arayan belasını da bulur. Damlaya damlaya göl olur. Uydu mu? Bilemem. Uysa da bulurum, uymasa da bulurum. Bana bakın, peşimi bırakmazsanız bu sefer helaya değil, çıkamayacağınız bir deliğe tıkarım sizi. Ama efendim, Hürrem Bey emretti. Peşinizden gelmezsek Hürrem Bey kovar bizi. Yahu, paranızı ben mi veriyorum, Hürrem mi? Ben emrediyorum. Oturun burada, bırakın peşimi. Emredersiniz efendim. Ha şöyle, salla başını, al maaşını. Değil mi canım? Değil mi iki gözüm? Hadi eyvallah. Merhaba. Merhaba. Bekletmedim ya. Yo, ben de yeni geldim. Aç mısın? Yemeğe gidelim mi? Belki orada kaşınan birkaç kişiye daha rastlarız. Sağ ol. O zaman bir işim var, benimle gelirsen sevinirim. Nereye gidiyoruz? Top sahasına, kaleci seçeceğim. Peki. Ha. Sen benim yeni adımı biliyor musun? Yo. Gazete yazdı, okumadın mı? Çarıklı Milyoner. Okumadım. Yahu çarığımla ne uğraşırlar anlamadım. Canım takma şu çarağı. Ah, şu yazıyı yazan şimdi burada olsa... Ne yapardın? Bacağından tutup sallar denize fırlatırdım. Nasıl pike yapardı değil mi? Boş ver gazeteciyi. Hadi top sahasına gidelim. Takım bu mu? Evet efendim. Dökülüyorlar ya, biz kaçıncıyız? 14.'yüz efendim, kümede kalma mücadelesi veriyoruz. Yugoslav kaleciyi transfer edersek şampiyon bile oluruz. Tabii himmetinizle beyefendi. İyi, ben bir takımı göreyim bakayım. Selamun aleyküm. Ya, aleyküm selam be başkan efendi. Yugoslav antrenör sen misin? Evet, ben Yugoslav antrenör Ahmetoviç'im bizzat. Ben de kondisyoner Mehmetoviç. Bu da yeni transfer edeceğimiz kaleci Kaplanoviç. Ben de Bayramoviç. Ne bu ya, inç vinç? Ahmet, Mehmet, Bayram. Göreyim bakayım Kaplanoviç'i. Koş kaleye be susak! Yumurtladı ya! Ne Kaplanoviç'i, bu olsa olsa Tavukoviç olur. Hepinizin işine son veriyorum. Bana doğru dürüst bir Türk antrenör bulun. Ne? Yugoslav antrenörü mü kovmuş? Evet, herif futboldan da anlıyor. Vah vah! Tesere gitti bizim komisyon. Yahu bu adam da başımız derde girecek. Haklısın, işler sarpa sarıyor. Bir de hesaplara bakmaya kalkarsa ikimizi de hapse attırır vallahi. Tam 80 milyon açığımız var. Bir şeyler yapmamız lazım. Telaşlam, otur. Bana bak, bana güveniyor musun? Elbet bu çarıklıyı alt etmenin bir yolunu bulacağım. Bana avukat Hürrem demişler. Planımız pek başarılı olamadı sayın ortağım. Bu işi başka türlü halletmek lazım. Öyle. Ne yapacaksanız yapın, yoksa ellerimle boğacağım herifi. Benim de sabrım kalmadı. Şeytan diyor ki, al bıçağı saplasın. Siz çıldırdınız mı? Hepimizi hapse atarlar. Başka bir şey yapmak lazım. Kaza süsü vermeliyiz. Buldum! Kaza! Ortak, pikniğe çıkıyoruz. Uzunacak mı oynayacağız? Saçmalama! Bu sefer dediklerimi aynen uygularsak, adamı eşek cennetine yollarız. Beni dinleyin. Bizim bu uçurumun kenarında ne işimiz var ya? Babanız sağlığında her cumartesi bizi buraya pikniğe getirirdi. Benim babamın da çok garip zevkleri varmış. Şöyle ağaçlık bir yer olsaydı, salıncak kursaydık daha iyi değil miydi? Babanız burada dinlenirdi. İyi, biz de dinlenelim. Ya karnım çok acıktı. Yiyecek bir şey yok mu? Var, var, var. Olmaz olur mu Bayramcığım? Bak kendi ellerimle hazırladım yavrucuğum. Afiyet olsun evladım. Buyur afiyet olsun. Sağ ol. Çok güzel. Siz yemiyor musunuz? Sonra yiyin. Ben bari şuradan bir iki lokma atıştırıvereyim. Bakın ne güzel bir yer değil mi? Bakın bakın diyorum. Buyurun. Hele şu suyun güzelliğine bakın. Ne var burada ya? Babanız hep buraya büyük bir yat limanı yaptırmayı isterdi. Ben olsam yaptırmazdım, bir boka benzemiyor. Aman efendim, o nasıl söz? Buranın taşı toprağı altın beyim. Hele babanızın toprakları burası, öperim ben bu toprakları. Rahmetli buraları göstereyim, öperim, öperim. Ben de öperim o toprağı. Öperim, Allah Allah! Bu adam neden durup dururken kendini uçurumdan aşağı attı ya? Aa. Oh be, dünya varmış. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Sıkıldım ya o köşkten, içindeki 200'lü insanlardan, hepsinin gözü paramda. Anlamıyorum seni, memleketin en zengin insanısın ama mutlu olmadığını söylüyorsun. Biliyor musun, yalnız senin yanında mutluyum. İyi ki sana rastlamışım, yoksa bu koca şehirde çıldırırdım. Sağ ol. İçelim mi? İçelim. Şu dümbeleğin sesine bak! İnsanı bir hoş ediyor! Dayanamıyorum, ben oynayacağım! Oynayayım mı? Oyna tabii! Bak oynarım ha! Oynasana, ne duruyorsun? Peki, oynuyorum o zaman! Hayatımda bu geceki kadar eğlenmemiştim. Çok teşekkür ederim. Sevdim seni. Büyük şehir seni kirletmemiş. Ah, ne garip. Tıpkı babam gibi konuşuyorsun. Sana benzerdi. Hatta müzik zevkiniz bile aynı. O da davul mu çalardı? Hayır, zurna. Davul zurnasız olmaz. Senin şeyin var mı? Neyim? Şeyin yani. Nişanlın filan. Hayır, ya senin? Yo. Köyde kızlarla arkadaşlık etmez miydin? Nerede? Ama İstanbul'a gelince kim bilir ne güzel kadınlarla karşılaştın. Hepsi at sineği gibi yapışkan. Beni rüyasında gören daldı odama. Aa, boş durmamışsın maşallah. Durur muyum, hepsini kovdum. Kadın kısmı ağır olmalı. Ağır ol ki hanım desinler. Senin gibi. Allah aşkına, senin en büyük arzun ne? Gönlümdeki prensesi bulmak. Onu atımın terkisine atıp köyüme götüreceğim. Evleneceğim. 12 tane çocuğum olsun istiyorum. Düşün, hepsinin elinde birer davul, başlarında ben... ...kasabayı ayağa kaldırıp hop hop oynatırdık. Bir gelin namzeti var mı? Var. Yakında öğrenirsin. Geç oldu, artık ben gideyim. İstersen seni evine bırakayım. Teşekkür ederim, ben giderim. Yarın da beraber olalım mı? Beni telefonla ara, unutma ama. Olur, unutmam. Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Gözümde böyle yaş, yaş mı olacaktı? Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Gözümde böyle yaş... Bir harikasın abla, çok güzel resimler çektin bu gece. Hayır, çok kötü. Anlamadım. Yanlış bir iş yapıyoruz. Adam dünya iyisi. Deli misin sen? Alacağın ikramiyeyi düşün. Boş ver. Yoksa Çarıklı'ya aşık mı oldun? Konuşma be aptal aptal. Ben gidiyorum, sen işine devam et. Abi be, bir sigara versene be abi. Yo, olsa da vermem. Ne olur bir sigara. Sigara sağlığa zararlıdır, içme. Ya çok üşüyorum be abi, bir sigara ver, içim ısınırdı be! Şu elindeki şişeye karşılık ceketimle gömleğimi sana vereyim, o zaman ısınırsın. Ne dersin? Tamam abi, sağ ol abi! Al bu ceket! Allah, cekete bak! Gömleği de çıkarıyor be! Bu da gömlek! Al şişeyi abi, al! Al şu binliği, git bir yerde karnını doyur. Allah, binlik! Sen manyak mısın be abi? Hayır, aşığım oğlum, aşık! Allah senin gibi aşıklardan razı olsun abi! Ben şimdi hemen gidip bir karnımı doyurayım, ceket de gömlek de fıstık, Allah! Şansa bak Allah! Be. Aşığım be! Seviyorum! Seviyorum! Şu gazetenin yazdığı habere bak! Çarıklı milyoner, gece yarısı parkta yarı çıplak içki içiyor. Ne istiyor bu adamlar benden Osman efendi? Meyve veren ağaç taşlanır, boş verin. Gazeteyi satın alıp kapatayım mı? Size yakışmaz efendim. Haklısın. Bugünkü program ne? Hilton Oteli'nde defileye gideceksiniz. Yarım saat sonra Hürrem Bey sizi bekliyor. İyi, gidelim. Ha, Suna diye biri beni telefonla ararsa Hilton'a gelmesini söyle. Baş üstüne. Arabanızı hazırlatayım mı? Yo, ben bir taksiye atlar giderim. Hoş geldiniz Bayram Bey. Hoş bulduk. Sizi kumaş fabrikalarınızın genel müdürü Yücel Bey'le tanıştım. Memnun oldum efendim. Size hizmet bizim en büyük zevkimizdir. Buyurun efendim. Buyuralım bakalım. Efendim, babanızın moda konusunda bana güveni sonsuzdu. Babam başka, ben başka canım. Şu incelik ve efendiliğinizle defileyi beğeneceğinizi umarım. Yağcılıktan başka ne iş yapar bu adam? Aman efendim, kendisi aynı zamanda memleketimizin en kıymetli moda uzmanıdır. Efendim, defile başlamak üzere. Biraz sonra fabrikalarınızda dokunmuş kumaşlardan hazırladığım son moda kreasyonlarımı izleyeceksiniz. Buyurun. Ne haltsa görelim bakalım. Ya bu kılıklar ne böyle? Son moda efendim. Allah kabul et. Ya niye bir karış elbise giymiş bu avratlar? Fabrikada kumaş mı kalmadı? Yo efendim, moda. Hay bu modanın. İnsanın aklı karışıyor. Tuhaf tuhaf şeyler geliyor aklıma. Bunlar iyi işte. Kadın kısmı kapalı giyinmeli. Beğendiğinize sevindim. Kaça satacağız bunları? 20.000 lirayla 40.000 lira arası. Hepsini mi? Bütün kızlar da mı? Yo efendim, elbiselerin tekini. Çüş! Anlamadım. Anlarsın, anlarsın. Bütün elbiseleri maliyetine piyasaya sürün, o kadar. Tamam mı? Tamam, tamam efendim. Yahu adam mı soyuyorsunuz? Bana müsaade. Nereye? Biz de gelelim mi? Tuvalete gideceğim. Beraber mi yapacağız? Allah aşkına rahat bırakın beni ya! Merhaba. Merhaba. Burada olduğumu Osman Efendi'den öğrendin değil mi? Evet. İstersen gel defileyi seyredelim. Ben pek hoşlanmam böyle şeylerden. Hay yaşa! Ben de sıkıntıdan patlamak üzereydim. Gel şurada oturalım, sana anlatacaklarım var. Ver. Hakkımda çıkan son haberi okudun mu? Yoo. Yahu amma taktı bu gazete bana. Ben pek gazete okumam. Okuma daha iyi. Casus gibi adamlar. Ne yapsam alaya alıp yazıyorlar. Üstelik resimlerimi de çekiyorlar. Kızıyor musun? Kızmak ne kelime? Yazanı yakalasam yatırıp... Neyse, seni dertlerimle sıkmayayım. Şerefe. Yalnız senin yanında huzurluyum. Dilediğimi yapıyorum. İstersen buranın altını üstüne getireyim. Defileyi dağıtayım. Hazır gazeteci de yokken ha? Yo, sakın! Sakın hiçbir şey yapma! Peki, sen nasıl istersen. Hadi içelim. Kendini nasıl hissediyorsun ortak? Bütün kaburgalarım haşat. Bacağımda iki yerinden kırık. Bu adam yaşadıkça hepimize hayatı zindan ediyor. Gitti paracıklarımız. Öldürmekten başka çaremiz yok. Nasıl? Neyle? Tabancayla. Hii, ses çıkar. Zehirle. Belli olur anne. Bıçakla. Ah, kan görmeye dayanamam. Olmaz öyle şey. Saçmalamayın. Öyle bir plan kurmalıyız ki ortak keklik gibi avlansın. Tamam. Av partisi. İyi akıl ettin ortak. Av partisi. Evet. Hep birlikte ava çıkacağız. Bir kaza kurşunu. Tamam. Haklısın. Herifi çaplı da dışa alalım. Hiçbir tarafa kaçamazsın. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam. Rahmetli babanız her pazar bizi toplar, burada av partisi düzenlerdi. Ama avlanmak yasak yazıyor. Kendisinin özel arazisi efendim, yabancılara yasak. Şu para neler yaptırıyor insana ya! Peki, babam iyi bir avcı mıydı? Müthiş! Ne avlardı? Ne olursa, hiç kaçırmazdı. Korkunç iyi nişancıydı. Ben bu mereti pek elime almadım ama, nasıl atılır bu? Şu tetiği çekince patlar. Öyle mi? Allah Allah! Vay canına! Müthiş bir atış! Bravo! Üç baldırıcım birden! Siz babanızdan daha iyisiniz! Ne de olsa onun oğlu! Allah! Ay, bir tane daha! Sizden korkulur! Bravo! Bravo! Şimdi daha iyi bir av bulmak için dağılalım. Siz bu taraftan Cemilciğim. Bizler bu taraftan. Bayram Bey de ortadan. İz sürelim. Avı gördüğümüz zaman kuş gibi ötüp birbirimize haber veririz. Ben karga gibi ötsem olur mu? Olur. Tabii olur. Hadi dağılalım. Hadi. Hadi. Ah. Dağıt, dağıt! Kargalar birbirlerini vurdular. Geçmiş olsun pek sayın akrabalarım. Görünmez kaza işte. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun, kafanı mı kırdın? Hey Allah! Geçmiş olsun. Ah. Ayağın kırıldı, uykuda dolaşamazsın artık. Oh. Geçmiş olsun. Al canım. Yahu senin de kırılmadık yerin kalmamış. Yahu amma sakar insanlarsınız. Hayvan vuracağız diye birbirinizi vurdunuz. Neyse canım, fark etmez. Ha hayvan, ha siz. Yahu bu insanlar çıldırmış. Bu kaçıncı? Param için beni öldürecekler. Polise gitsen, şikayetçi olsan. Yok canım, Allah'ından bulsunlar. Kararımı verdim. Ben köye dönüyorum. Hani giderken evleneceğin kızı da götürecektin? Tabii ama benimle gelmeyi kabul ederse. Allah aşkına söylesene, kim bu kız? Yahu sen de amma gerizekalısın. Hala anlamadın mı? Sensin. Benimle evlenir misin? Ağlıyor musun? Dokunaklı bir şey mi söyledim? Yok, hayır. Bilmeni istediğim bazı gerçekler var. Şimdi sus. Benimle evlenir misin? Yalnız ona cevap ver. Bayram. Peki. Hemen karar verme. Bu gece düşün, yarın cevap verirsin. Hani herifin kafasına yoğurt döktüğüm lokanta var ya, orada buluşalım. Tamam mı? Peki. Provalar çok güzel. Aferin. Sayfa baskıya hazır değil mi? Efendim. Yazıyı birazdan yolluyorum. Neredesin kızım? Hani yazı? Yazamadım. Ne oldu sana? Eskiden daktilonun başına oturdun mu, parmakların kuş gibi uçardı. Bundan böyle yazmayacağım. Delirdin mi sen? Bomba gibi haber yazılmaz mı? Çarıklı milyonerin esrarengiz sevgilisi. Hayır. Bu konuda tek kelime yazı çıkarsa, yemin ederim gazeteye bomba koyarım. Sen sahiden delirdin galiba. Aşık oldum ya. Aşık. Anlamıyor musunuz? Hadi oradan. Nesine aşıksın? Çarığına mı? Milyonlarına mı? Saflığına, insanlığına, tertemiz dünyasına. Peki, onu rezil edenin sen olduğunu nasıl söyleyeceksin? Başkasından öğrenmeden kendim anlatacağım her şeyi. Suratına tükürür. Ne yaparsa yapsın. Çektiğim vicdan azabı bitsin artık. Söz ver bana. Basmayacaksın değil mi? Peki, söz. Sağ ol. Alo? Yazı işleri mi? Derhal baskıya geçin! Yazının başlığını veriyorum! Çarıklı milyonerin esrarengiz sevgilisi! Ne güzel bir gün değil mi Osman Efendi? Bugün pek neşelisiniz beyefendi. Uçuyorum Osman Efendi. Kısmetse evlenmeye karar verdim. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Gazete yazıyor bakın. Çarıklı Milyoner'in esrarengiz sevgilisi. Buyurun, buyurun efendim. Bayram Bey gelmedi mi? Buradalar, sizi bekliyorlar efendim. Sağ olun. Selam. Aleyküm selam. Geç otur. Ne o? Yalnız mı geldin? Fotoğrafçın yok mu? Affedersin. Sana her şeyi kendim anlatmak istiyorum Bayram. Fotoğrafımı çekmen için bunca zahmete girmene gerek yoktu. İsteseydim ben sana post resimlerimi gönderirdim. Dinle Bayram. Dün akşam son haberini de patlattın. Büyük zafer! Çarıklı Milyoner ve esrarengiz sevgilisi ha? Fakat yayınlanmayacaktı bu. Başka haberlerin de mi vardı? Haklısın bak. Bu poz nasıl? Böyle de çek. İlginç haber. Şimdi tam çarıklı oldum. Altı kaval üstü şişhane. Bayram, lütfen dinle beni. Yo, şimdiye kadar dinledim seni. Çevremi saran bunca menfaatperest, yağcı kişilerin arasında doğru, art niyetsiz, sevdiğim tek insandın. Hiç kimse bu kadar alay etmemişti benimle. Beni rezil ettin bütün aleme. Rezil ettin be! Benim yaptığım bir savaştı bu iğrenç kişilere karşı. Oysa sen duygularımla alay ettin. Sana karım ol dedim. Hayatımı paylaşmanı istedim. Ama senin istediğin ben değil, fotoğraflarımmış. Bak! Sana en ilginç pozlarımdan birini vereyim. Bu fotoğraflarım hiçbir yerde çıkmadı. Böyle de çekmek ister misin? He? Dompaça Çarıklı Milyoner! Hadi git, gazetene bunları da yaz! Yaz! Yeter! Allah aşkına yeter! Yeter! Yetmez! Bak! Böyle de çek! Davulcu Milyoner, çek! Mağlup ettin beni sonunda. İstediğin oldu. Hadi şimdi git, defol! 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 Alın! Alın! Hepsini alın! Para için yapmadığınız kalmadı! Para için bana yaltaklandınız! Aşık oldunuz! Rezil etmeye kalktınız beni! Alın! Hepsi sizin! Kapışın! Birbirinizi yiyin! Öldürün! Parçalayın! Görmüyor musunuz komiser bey? Bu adam çıldırmış! Evet! Hadi durmayın, koşun, yakalayın! Deli bu adam, deli! Bakın servetini damdan atıyor! Hemen tımarhaneye kapatalım! Haklısın! Nasıl Osman Efendi? Bilemiyorum. Kimseyle konuşmuyor, görmek istemiyor kimseyi. Ama benim konuşmam lazım, iyiliği için. Ne olur bırak da gireyim. Bak, bu dördüncü gelişin kızım. Kaç kez söyledim, kimseyi istemiyor. Ne olursun, bir daha dene. Benim geldiğimi söyle, Allah aşkına. İplik. Biliyorum, yine hayır diyeceksiniz ama Suna Hanım geldi. İçeri alayım mı? Bak bey, susmakla hiçbir şey hallolmaz. Avukat Hürrem tilkinin tekidir. Kim bilir şimdi ne dolaplar çeviriyordur. Sizin deli olduğunuzu kanıtlamak istiyorlar. Davayı kazanırlarsa ömür boyu tımarhanede kalacaksınız. Bütün servetinizin üzerine çöreklenecekler. Ne olur, şu kızla bir konuşsan. Biliyorum sizin asıl derdiniz onunla. Belki bir çözüm yolu bulursunuz. Beyim, ben insan sarrafıyımdır. Bu kız iyi kız. Hatırım için konuş onunla. Osman efendi, kafamı kırarım, senin hatırını kırmam ama ben o defteri kapadım. Söyle, bir daha gelmez. Baş üstüne. Üzgünüm, seni görmek istemiyorum. Mahkemede tanık olarak kimin ne söyleyeceğini tek tek yazdırdım. Dağıtabilirsin. Sözümden çıkmazsanız, Çarıklı'nın deli olduğunu hakim huzurunda ispatlayıp hemen hacir altına aldıracağız. Böylece herkes milyonlarına kavuşacak. Sağ ol Hürrem Bey, sağ ol. Yalnız vekalet ücreti olarak tam 100 milyon lira istiyorum. Biraz fazla değil mi? İsterseniz. Kabul. Kabul. Yarın mahkemede görüşürüz. Celseyi açıyorum. Bayram Tok, avukat istememişsiniz. Ama ortada büyük bir servet söz konusu. Fikrinizi değiştirirseniz mahkemeyi erteleyebiliriz. Pekala. Oturun. Siz buyurun avukat bey. Sayın yargıç, herhangi bir miras davası değil, büyük bir olay karşısındayız. Sayın Hilmi Tok'un ardında bıraktığı servet herkesin malumu. Sadece fabrikalarındaki işçi sayısının 27 bin kişi olduğunu dikkate alırsak, bu varlığın akli dengesi bozuk birine bırakılması, binlerce ailenin geleceğiyle oynamak demektir. Bir kadın gazetecinin son derece ilginç röportajları ile çekmiş olduğu akıl almaz fotoğraflar, sanık yerindeki şu masum görünüşlü bayın akıl hastası olduğunu kanıtlamaya yetecektir. Dosyanızda bütün gazeteler mevcut efendim. Hele en son çılgınlığı, paralarını havaya savurması akıl alacak şey değildir. Onu durdurmak görevimizdir sayın yargıcım. Tanıklar dinlenmeden en son söyleyeceğim, şu karşında gördüğün masum yüzün altında korkunç bir deli yatmaktadır. Ve geri akıl hastanesidir. Sayın yargıcım, gazeteciye sayın Suna Hanım'ın dinlenmesini rica ediyorum. Suna sayın, buyurun. Kamil kızı Suna sayın, doğruyu, sadece doğruları söyleyeceğine namus ve şerefin üzerine yemin eder misin? Ederim. Siz gazetecisiniz değil mi? Hayır efendim. Anlamadım. Geçen hafta istifa ettim. Bu dava başından sonuna yanlış. Bayram'ın en az sizin kadar aklı başında. Elinden parasını almak için ona dili damgası vurmak istiyorlar. Size düşüncelerinizi sormadım. Buraya tanıklık etmeye geldiniz. Buyurun avukat bey. Gazetede yazdığınız olaylar sırasında Bayram'ın yanında mıydınız? Evet. Doğru mu yazılanlar? Hayır. Okuyucunun ilgisini çekmek için değiştirildi, abartıldı. Nedir amacınız? Onu mahkum etmek mi? Görmüyor musunuz? Kendisini savunmuyor bile. Bayram Tok. Bu yazılar karşısında kendinizi savunmak için söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hayır. Oturun. Evet, şimdi diğer tanıkları dinleyelim. Hanife ve Radife Hanım, buyurun. Sayın yargıcım, çekingen oldukları için iki kardeş birbirlerinden ayrılmak istemiyorlardı. Pekala, dinleyelim bakalım. Adınız ne? Hanife Yüncü, Radife Yüncü. Sanığı, yani Bayram Tok'u tanıyor musunuz? Doğduğundan beri. Meryem bacıydı onun ebesi. 7 aylık doğmuştu. Teşekkür ederim. Bunu öğrendiğimiz çok iyi oldu. Peki, sizin ve kasabalıların Bayram Tok hakkındaki düşünceleriniz nedir? Nasıl biridir? Biraz terelellidir. Evet, terelellidir. Söyler misiniz, neden terelellidir? Tuhaf şeyler mi yapar? Bütün gün davul çalar. Çoluk çocuğu başına toplar. Islıkta çalar. Peki başka? Terelellidir işte. Doğru, çok doğru. Hı hı. Sanırım kafi hakim bey. Hı hı. Teşekkür ederim hanımlar, buyurun. Evet, öbür tanıklar gelsin. Ben mahallenin bekçisiyim efendim. Gece yarısı sokak ortasında ona yarı çıplak rastlayınca önce hırsızlar soydu sandım. Ama ceketimi kendim bağışladım deyince sarhoş diye düşündüm. Deli olduğu aklıma hiç gelmemişti efendim. Deli olduğunu baştan anlasaydım lokantaya sokmazdım. Kavga çıkardı, lokantayı tımarhaneye çevirdi. Bence deli hakim bey. Aklı başında bir müşteri gibi meyhaneye geldi hakim bey. Sonra dansözü görünce çengiler gibi göbek atmaya başlamasın mı? Vallahi erkekliğimden utandım. Benim uykuda gezme hastalığım var. Bir gece beni uyur gezer halimle yakaladı ve saldırdı. Çok geçirdim, namusumu zor kurtardım. İşte ben, işte yüzüm. Yalansa söylesin. Evet, Nermin doğru söylüyor. Aynı gece bana da saldırdı. Kendisine akşam sütü götüreyim dedim ama götürmez olsaydım. Annem geldi, elinden zor kurtardı. Az daha namusum elden gidiyordu. Efendim, adam gece hayatına çok düşkündü. Eve dansöz getirir oynatırdı. Bu yetmezmiş gibi bizlere de göbek attırırdı. İnanın hakim bey, bu adam da katil ruhu var. Canımıza kastetti. Ava gittik, bizleri öldürmeye kalktı. Günlerce hastanede yattı. Kırılmadık, parçalanmadık tarafımız kalmadı. Karım haklı. Piknikte göz göre göre beni uçurumdan aşağı attı. Allah'tan ölmedim. Vallahi deli bu adam. Geceleri çarşafa bürünür, ben hortlağım diye dolaşırdı. Niyeti hepimizi çıldırtmaktı. Efendim, ben şirketlerinin gelen muhasebe müdürüyüm efendim. Bayram bey şuursuzca para harcadı. Damdan paraları atması bunun bir kanıtı değil mi? Bu delilik değil de nedir hakim bey? Ya siz sayın profesör? Ruhsal bunalımlar üzerinde bir uzman olarak düşünceleriniz nedir? Sanıkta ruh hastalıklarının çok değişik bir örneği olan depresyon manisi görülmüştür. Depresyon anlarında saldırgan ve de çok tehlikeli bir kişiliğe bürünebilir. Melankoliye kapıldığı zamanda da tam tersi sakin ve sessiz bir insan olur. Ama güvenmemek gerekir. Teşekkür ederim. Profesörün bilimsel açıklaması ve önemli belgeler olarak kabul ettiğimiz gazete fotoğrafları ve röportajları dikkate alarak mahkememiz şimdilik sanık Bayram Tok'un akıl hastanesinde kalmasına karar vermek üzeredir. Son defa olarak soruyorum, Bayram Tok, hala konuşmamakta kararlı mısınız? Hayır, hayır! Bir dakika hakim bey, onu konuşturmadan mahkum edemezsiniz. İtiraz ediyorum! İstediğin kadar et! Bayram, yalvarıyorum sevgilim. Ne korkunç şeyler yaptığımı biliyorum. Ama ne olursa olsun benim hatırım için konuş. İtiraz ediyorum. Mahkeme usullerine aykırı hareket ediliyor. Konuşmasında sakınca yok. Siz devam edin. Kendisini niye savunmadığını biliyorum. Babasının mirası ona kaldığından beri bütün çıkarcılar tepesine çullandı. Çullananların başında da ben geliyorum. 3 maaş ikramiye ile 1 aylık iznime karşılık sattım onu. Sayın yargıcım, anlamsız sözler bunlar! Değil! Çünkü onun nasıl bir insan olduğunu, ne kadar temiz yürekli, saf olduğunu öğrenince yazmaktan vazgeçtim. O açık yürekli, dürüst, çok iyi bir insan. Şimdi susması, insanların kötülüklerine karşı bir isyan. Eğer o deliyse... hepimizi zincire vurmak gerekir. Sayın yargıcım, bu kadın ona aşık besbelli. Bunun ne ilgisi var davayla? Aşık mısınız? Evet, aşığım. Seviyorum onu. Hem de çok seviyorum. Ne olur konuş sevgilim. Sayın Hakim Bey. Evet. Çorbada benim de tuzum bulunsun istedim. Nihayet konuşmaya karar verdin demek ki. Sizler oturun. Evet Bayram Tok. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Benim için yığınla şey söylendi. Davul çalışımın bile nedense üstünde çok duruldu. Bir insan davul çalıyor diye deli sayılırsa... bütün davulcuları tımarhaneye atmak gerek. Hele ıslık çalanlara da deli dersek dünyada akıllı insan kalmaz. Tek tek suçlamalara cevap vereyim. Bir gece yarısı çok içkiliydim. Parkta yırtık gömleğiyle titreyen bir gariban gördüm. Ceketimle gömleğimi ona verdim. Suç mu? Lokantada çıkardığım kavgaya gelince... kuru fasulyenin suyuna ekmek bandım diye... bacak kadar bir oğlanın hakaretine uğradım. Allah aşkına... siz fasulyenin suyuna ekmek banmaz mısınız Hakim Bey? Banarım. Ne lezzetli olur değil mi? Ama çocuk görgüsüzler diye alay edince tepem attı. Bir tabak yoğurdu... kafasından aşağı boca ettim. Suç mu? Ha. Meyhanede göbek atmışım. Biz millet olarak erkek, kadın, çoluk, çocuk sevinince göbek atarız. Siz sayın hakimler, sevinince hiç oynamadınız mı? Ben de o gün ilk defa aşık olduğumu anladım. Tutamadım kendimi. Suç mu? Muhterem akrabalarımın suçlamalarına gelince... ben değil, onlar beni öldürmek istediler. Ama Hakim Bey, olayı sattılar efendim, onlar! Ama kazdıkları kuyuya kendileri düştüler. Allah işte! Nermin Hanım'la Cale Hanım'a saldırmadım. Onlar benim odama girdiler. Ben zorla kurtardım namusumu. Son olarak savurduğum paralara gelince... insanların ikiyüzlülüğü burama geldi. Çıldırıyorum sandım. İyi ki kaldırıp kendimi aşağı atmadım. Beni kahreden o kağıt parçalarını... onun kölesi olanlara savurdum. Rahatladım. Şimdi deli olmadığıma karar verirseniz... bütün servetimi... yanımda çalışan işçilere bağışlamak istiyorum. Ben davulumu alıp köyüme döneceğim. Orada huzurluydum. Parasız pulsuzdum ama mutluydum. Sıkıldım bu koca şehirden. Karar sizin Hakim Bey. Karar. Mahkeme heyeti Bayram Tok'un deli olmadığına karar vermiştir. Serbestsiniz. Sağ olun. Celsa kapanmıştır. Bana söyleyecek bir şey yok mu? Var sevgilim. Kabul edersen seni de köye götüreceğim. Önce şanlı şöhretli bir düğün, sonra 12 çocuk. Canım benim! Dur kız! Duramam, kendimi tutamıyorum. Yapma kız, ben de fena oluyorum. Bak fena olacak, burada herkesin içinde. Bak sonra ilk çocuğumuzun adını adliye koyarlar vallahi.